Bon, on savait que c'était un match primordial, c'était un match important, ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné, surtout à domicile. On avait à cœur de renouer avec la victoire, avec les 3 points. Après, il y a eu un changement de coach juste avant le match. On respecte Soumoudjika qui est parti, avec qui on avait bien travaillé, mais malheureusement les résultats n'ont pas suivi. Maintenant, on a notre nouveau coach, il a ramené un peu de fraîcheur, nous a donné une certaine confiance et dès le premier match, ça a payé, on a réussi à avoir les 3 points. Maintenant, on va continuer à travailler, on va bien travailler cette semaine pour préparer le prochain match et avec cette confiance, cette envie, on va tout faire pour ramener un résultat positif dès le prochain match. Öncelikle şunu söyleyeyim, gerçekten bizim için çok büyük önem arz eden bir karşılaşmaydı ve biz bu maça gerçekten çok iyi hazırlanmıştık. Soumoudjika hocamıza saygı duyuyoruz, kendisiyle yollarımız ayrıldı. Onun döneminde de çok iyi çalışıyorduk ama bir türlü bunu sahaya yansıtamamıştık. İstediğimiz sonuçları alamıyorduk. Yeni gelen hocamızla beraber hocamız bize bir özgüven, yeni bir hava kattı diyebilirim. O özgüveni biz sahaya yansıtmayı başardık bu karşılaşmada. Bu maçta gerçekten bütün kalbimizle, yüreğimizle mücadele ettik ve bu gerçekten skora da yansıdı. Şimdi önümüzde bir çalışma süreci var. Galatasaray maçı öncesi, önümüzdeki maç öncesi de bu süreyi çok iyi değerlendirip en iyi şekilde hazırlanıp o maçtan da şehrimizi ve takımımızı mutlu edecek skorla ayrılmak istiyoruz. Bu kemiyor. On sait que le match de gala, c'est une équipe qui joue pour le championnat. C'est une très bonne équipe, on va jouer chez eux à domicile. Ils ont tout intérêt à gagner ce match. Du coup, nous, on va aller confiant, serein, avec beaucoup de calme. On va essayer de jouer avec intelligence et surtout, ça va être la solidarité et l'envie qui va faire qu'on va gagner ce match, on l'espère, Inch'Allah. Et en parlant de Falcao, tous leurs attaquants, j'ai eu l'habitude de jouer contre deux ou trois fois l'année dernière. J'ai réalisé un bon match, mais c'est un jeu d'équipe et ça va être le collectif qui va répondre sur le terrain. Et on est confiant, on va bien travailler cette semaine, comme je l'ai dit, et j'espère qu'on va avoir un résultat positif pour le prochain match. Ya şunu söyleyebilirim, Galatasaray gerçekten çok önemli bir takım ve şampiyonluğa oynadığı için bizim için çok zor bir maç olacak. Ama biz oraya elimizden geleni yapmaya gidiyoruz. Bireysel isimlere gelecek olursak Falcao olsun, diğer forvetler olsun, onlara karşı daha önce oynama fırsatım olmuştu zaten. Ve iyi oynadığımı da düşünüyorum o dönemlerde. Yine çok iyi bir mücadele olacak bizimle rakip forvetler arasında ve biz bu maça en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız biz orada ve karşılaşmadan da olabildiğince iyi bir sonuç almak istiyoruz. Daha önce belirttiğim gibi önümüzde bir hazırlık süreci var. Şu anda bu önümüzdeki 1-2 günü çok iyi değerlendirip taktiksel açıdan da en iyi şekilde hazırlanıp oradan olabilecek en iyi skoru almak istiyoruz. Evet. L'Italien, qu'est-ce que je peux dire sur ton futur? Tout d'abord, moi j'ai envie de remercier que ce soit les fans, toute la ville de Rize et le club. Dès le premier jour, j'ai été très bien accueilli ici. Je me suis tout de suite senti à l'aise, j'ai grandi. Je ne suis pas la même personne, je ne suis pas le même joueur. J'ai fait que progresser, que ce soit en tant que joueur, mais aussi en tant que footballeur. Après, la vérité, maintenant, je suis concentré sur mon objectif, qui est de finir une très bonne fin de saison avec le club de Rize Sport. On est dans une position un peu délicate et mon seul objectif maintenant, c'est de tout donner à chaque entraînement, à chaque match, d'essayer de progresser et donner mon maximum pour aider le club et l'équipe. Et maintenant, je pense pas que ce soit le bon moment pour parler de mon avenir ni rien. J'ai pas envie de penser à ça. Je pense qu'à ma fin de saison, à mes matchs, essayer de donner le maximum et de réaliser une très bonne fin de saison pour que le club de Rize Sport soit plus haut au tableau parce que c'est ce qu'on mérite. Buraya geldiğimden beri Rize Spor taraftarları olsun, kulüp olsun bana gerçekten çok iyi davrandı ve ben buraya geldiğimden beri kendimi hep evimde hissettim. Bu kulüp bana çok şey kattı geldiğim günden bu yana. Çok çalıştım burada ve çok iyi günlerim oldu. Ama şu anda gerçekten çok ince bir durumdayız. Çok ince bir çizgi üstünde yürüyoruz. Hala kendimizi rahatlatabilmiş değiliz sıralamada. Benim öncelikli hedefim bu takıma bana verdiğini geri iade etmek. Yani bu takımı olabildiğince üst sıralara taşımak istiyorum sezon sonuna kadar. Şu anda benim kendi geleceğim hakkında konuşmak doğru olmaz. Önce takımın geleceğini konuşmak lazım. Bu takımın hak ettiği yerde olması için mücadele edeceğim ben. Bütün idmanlarda, bütün kalan maçlarda görev verildiği takdirde de elimden geleni ben sahaya yansıtacağım. Geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum. Şu anda söyleyebileceğim tek şey önemli olan benim için Rizespor'un bu sezon iyi bir yerde ligi bitirmesi. Selamünaleyküm.